Bölgede son durum nedir? Bir Türk vatandaşı Sayın Kadir Soylu bizimle birlikte. Kadir Bey, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. An be an neler yaşandı, yaşanıyor. Size bırakalım sözü. Çok teşekkür ediyorum Tunç Bey. Siz anladığım kadarıyla yoldasınız. İstikamet ne tarafa? Evet. Ben şimdi sabaha kadar şeydeydim, biliyorsunuz ben de gönüllü savaşçı olarak burada bulunuyorum şu anda. Sabaha kadar devre olarak bulundum, görev yaptık. Şimdi eve geçiyorum. Peki Lviv'de şu an itibariyle hala sınırı geçmeyen, ben Ukrayna'da kalacağım diyen Türk vatandaşları var mı? Mutlaka var. Mutlaka var. Ben buradayım. Burada da kalacağım. Sonuna kadar da burada mücadelemizi vereceğiz yani. Çünkü ben 4 senedir buradayım. Benim gibi düşünenlerin de olduğuna inanıyorum. 4 senedir iyi günde buradaydım. Beraber güldük, beraber gezdik. Hani derler, hakikaten öyle. Şimdi kötü günde benim onları bırakıp gitmem, bilmiyorum, bize yakışmayacağını düşünüyorum. Bunu inançlı biriyim. Allah'ın da kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Sonuna kadar da burada onlarla kötü günü de yaşayacağız. Evet. Biraz önce zaten ben şeydeydim, bu gönüllü savaşçıların alındığı yerdeydim. Yani çok aşırı bir talep var zaten. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani burası da bizim vatanımız, onların da vatanı, benim de vatanım. Hiç farkı yok, öyle görüyorum zaten burayı. Yani eminim sonuna kadar herkes savunacak yani. Evet. Kimin elinden ne geliyorsa. Ben de